Murat Yatan Baba'nın programının kısa bir ön izlemesiyle karşınızdayız. Şükriye Hanım sormuş. Hayırlı günler hocam. Bir gün konuşmanız sırasında kıldığımız namazın Peygamber Efendimizin kıldığı namaz gibi olmadığını söylemişsiniz. Sizden rica ediyoruz. Bize Peygamber Efendimizin namazı nasıl kıldığını anlatabilir misiniz? Şimdiden çok teşekkürler. 15 Temmuz 2014. Sormaz ki bilsin, sorsa bilir. Bilmez ki sorsun, bilse sorar. Şimdi bu soruyu soran izleyiciler genelde kafalarında şöyle bir şey canlandırıyorlar. Acaba biz rükûyu, secdeyi mi yanlış yapıyoruz? El bağlamayı mı yanlış yapıyoruz? Onun gibi şeyler düşünüyorlar. Onların hiçbiri önemi yoktur. Değerli Kur'an müminleri. Yani Hazreti Muhammed elini bağlayarak da namaz kılmıştır. Ellerini salarak da kılmıştır. Şimdi siz bu rükûnun, secdenin nasıl yapılacağına takılırsanız o namazı kılamazsınız. Ben öyle adamlar biliyorum ki 500 sayfa adam namaz kitabı yazmış. 500 sayfa. Ya Allah aşkına Türkiye gibi bir ülkede kaç kişi 500 sayfalık bir kitap okuyor? 500 sayfayı okuyacak, ondan sonra namaz kılacak. Oralara girerseniz karşınıza çıkacak olan şunlardır. Şimdiden söyleyeyim ki oralara girmeyin siz. Falancanın yazdığı kitabı açacaksınız. O falanca o kitabı falan mezhebe göre yazmış olacak. Ondan sonra o mezhep size diyecek ki namaz kılarken ayaktayken ayaklarınız bir karış açık olacak diyecek. Ötekinin yazdığı namaz kitabını okuyacaksınız. O da falan mezhebe göre yazacak. O yazacak ki bir karış değil dört parmak açık olacak. Falancanınkini okuyacaksınız. O da öbür mezhebe göre yazacak. O da diyecek ki hayır kardeşim kapalı olacak. Açık maçık olmayacak. Ya şimdi ayağın bir karış mıydı, dört parmak mıydı, bitişik miydi? Bunlara girdiğin vakit sen Allah'ı düşünebilir misin? Namazı böyle santimetreye, şekle, şemale boğdunuz muydu? Oradan ruhu muhu kalmaz o işin. Bir tanesi namaz kitabı diye yazmış. Elleri bağlarken diyor şöyle, buradaki diyor parmak diyor buradan bağlanacak. O gerizekalı herif herhalde benim gibi şey, böyle çöp gibi kolları var. Zayıf birisi. Ben öyle adamlar tanıyorum ki ya benim bacağım kadar bileği var. O adam nasıl bağlayacak bunu? Onun için eliniz şöyle olacak, ayaklarınız böyle olacak. Bunların hiçbirisine kulak asmamanız gerekiyor. Peki ne yapacaksınız? O andaki ruh durumunuz nasılsa ona göre davranacaksınız. O anki ruh durumunuz elinizi salmak istiyorsa salacaksınız. Ayağınızı biraz açmak istiyorsa açacaksınız. Kapatmak istiyorsa kapatacaksınız. Sizin ruh durumunuza bağlı durum. Yatan Baba kitapları, Türkiye'nin yarınları için akıntıya kürek çekenlerin çoğalmasına çalışan kitaplar. Yatan Baba kitapları, şehadet kelimesinin çiğnenen haysiyetini kurtaran kitaplar. Yatan Baba kitapları, kültürün namusunu kurtaran kitaplar. Video notundaki bağlantıyı tıklayarak Yatan Baba'nın sohbetinin tamamını YouTube kanalından izleyip dinleyebilir ve abone olabilirsiniz.